Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vargas maçına saatler kaldı. Ben Vargas maçı ile ilgili çıkardığım analizler var. Önemli konulara değineceğim. İki boksörün de özellikleri, stilleri, nerede hangi yanlışı yapıyor? Bununla ilgili konuşacağız. Özellikle de burada Vargas'a parantez açacağım. Arkadaşlar, dünyada birçok boksör var. Başarılı boksörler, herkes tarafından tanınan, bilinen, örnek alınan boksörler. Özellikle de bunlar Muhammed Ali Clay, Mike Tyson, Anthony Joshua, Tyson Fury, Floyd Mayweather. Bunların tekniklerini, stillerini, yaşam tarzlarını bazı arkadaşlar örnek alıyor. Dünyada da yüzlerce, binlerce tabii örnek alan arkadaşlar var, boksörler var. Arkadaşlar, burada şu bir gerçek, her boksörün stili size uymayabilir. Bunda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek vereyim. Siz Muhammed Ali Clay gibi dövüşmek istersiniz. Elleriniz aşağıda açık dövüşmek istersiniz. Ayaklarınız aynı Muhammed Ali Clay gibi olsun istersiniz. Ama bunu herkes başaramaz. O Muhammed Ali Clay'in bir özelliği, o Muhammed Ali Clay'in belki çok dikkatli olması, örnek vereyim reflekslerinin çok iyi olması, ayaklarının çok iyi olması. Muhammed Ali Clay belki açık dövüşebiliyor, örnek vereyim. Mike Tyson'ın bellerinin çok iyi olması, ayaklarının çok farklı şekilde ayaklarını hareket ettiriyor olması, yani bu boksörleri örnek alırken size uyuyor mu? Yani bunu becerebiliyor musunuz? Örnek vereyim. Anthony Joshua'nın stilini örnek alıyorsunuz. Bu stil size güzel uydu mu? Yani bu stille başarıyı yakalayacağınıza inanıyor musunuz? Eğer ki inanırsanız tabii ringde de bunun faydasını görürseniz bu stille devam edin. Ama size bu stil uymuyorsa, siz kendinize en uyumlu stil, sizin örnek vereyim fiziğinize, boksunuza onu örnek alın. Örnek vereyim Vasyl Lomachenko'nun stili, duruşu size, yaptığı boks size daha iyi geliyorsa onu örnek alın. Veya Floyd Mayweather'ın yaptığı boks tekniği, stili size iyi geliyorsa siz o stili alın. Burada Vargas'ın yaptığı, tabi Vargas'ın bir stili var. Saygı duyuyorum. 36 maçı var. Yenilgileri var. İyi boksörlerle de karşılaşmış bir boksör. Dayanıklı da bir boksör Vargas. Vargas'ın boksuna baktığımız zaman Floyd Mayweather'ın boksunu çok andırıyor. Gardalaşı, duruşu, stili hemen hemen aynı Floyd Mayweather gibi. Vargas çok güçlü vurabilen bir boksör değil. Ama şu bir gerçek, mücadeleci, dayanıklı, vazgeçmeyen bir boksör. Çok yumruk alan bir boksör. Burada şuna parantez açayım arkadaşlar. Floyd Mayweather gibi gard alıyor ama baktığımız zaman Vargas çok fazla yumruk yiyor. Çünkü aşağıyı kapatıyor ama yukarıdan çok yumruk yiyor. Bu yüzden Vargas'ın belki örnek vereyim biraz da kapalı dövüşse Anthony Joshua gibi bir stil kapalı boks yapsa belki çok daha iyi işler başaracak Vargas. Vargas'ın en büyük sorunu bence stil olarak yanlış bir stilde dövüşmesi. Vargas eğer ki kapalı dövüşse, garda hep yukarıda olup örnek vereyim pres yapsa, biraz daha güçlü vursa Vargas çok iyi işler yapabilir. Vargas'ın zaten kaybettiği maçlara baktığımızda yumruklara çok fazla hedef olan bir boksör Vargas. Eğer çok fazla hedef olmasa, örnek vereyim gardını biraz daha yukarıda tutsa, yumruk yemip yumruk atan bir boksör olsa doğal olarak başarılı olur ve önemli boksörlere karşı da üstünlük sağlayabilecek bir boksör. Yetenek var, yok değil. Şimdi bu akşam Conor Benn'le Vargas maçı var. Conor Benn şu şekilde arkadaşlar, 17 maçı var. 17 galibiyeti var. Gerçekten çok güçlü, çok akıllı bir boksör. Ama benim şurada bir yanlışı var. 6, 7, 8. raunda geldiği zaman, raundun sayısı arttığı zaman kontrolsüz yumruklar da atmaya başlıyor. Örnek vereyim, çok güçlü yumruklar savuruyor ama vurduğu yeri görmüyor. Biraz daha disiplinli olsa, biraz daha İstifini bozmasa güzel işler yapacak profesyonel boksta. Başarı grafiğini devam ettirecek. Vargas'la yapacağım bu maçta kimi favori görüyor diyorsanız, ben Conor Benn'i favori görüyorum. Çünkü iyi boksör, akıllı boksör, güçlü vurabilen bir boksör.
Ama karşısında da hiç vazgeçmeyecek Vargas var. Dayanıklı bir boksör. Birçok yumruk alıp yine de rakiplerinin üzerine gidebilen bir boksör Vargas. Bunu önceki yaptığı maçlarda da görebiliyoruz. Arkadaşlar, bu maçı anlatmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi boksa başlayacak arkadaşların dünyadaki iyi boksörleri izleyen o boksörün stilini örnek alacak arkadaşlarım. Öncelikle bunu ringde denemesini istiyorum. Antrenman maçlarında örnek vereyim veya küçük bir turnuvada bu stili denesin. Bu stilde eğer ki üzerine oturmuşsa, iyi işler yapabiliyorsa, örnek vereyim rakiplerini geçebiliyorsa bu stille, o stille devam etsin. Ama o stil ona maç kaybettiriyorsa, çok fazla yumruk alıyorsa, o stil onun üzerine oturmamıştır. Bu yüzden hemen boks stilini, tarzını değiştirip yeni bir boks tarzıyla ringe çıkması gerekiyor, yeni bir ekolle. Arkadaşlar, ben her zaman şunu söylüyorum. Her boksörün bir stili, bir tarzı olsun. Örnek vereyim, Kübalı boksörlerin bir stili, bir tarzı var. Ukraynalıların öyle. Ve birçok boksörün kendine özgü boks stili, boks tarzı var. Sizin de kendinize özgü boks stiliniz, boks tarzınız olsun. Kendi boksunuz işte, desinler ki bunun boksu bu şekilde. Yani kendi stilinizi kendiniz yaratın ve ringde nasıl dövüşmek istiyorsanız o şekilde dövüşün. Prese dayalı mı, kaçarak mı, örnek vereyim teknik mi, dövüşerek maç mı kazanmak istiyorsunuz veya örnek vereyim bellerinizde rakibe iyi sokulup aparkat kroşelerinizle mi rakibinizden maç almak istiyorsunuz? Nasıl isterseniz, ama dediğim gibi kendi stilinizi oturtturun arkadaşlar. Bu iki boksörün de ilgili konuşmamın sebebi de sadece dediğim gibi stilleri, özellikle de Vargas'ın stili. Bu maçı sizin dikkatlice izlemenizi istiyorum, özellikle genç arkadaşların. Vargas'ın Floyd Mayweather tarzında dövüşünde ne kadar yumruk aldığını diğer maçlarında da görebilirsiniz arkadaşlar. Boksta hedef olmamanız gerekiyor. Boksta dikkatli ve disiplini hiçbir zaman elinizden bırakmamanız gerekiyor. Eğer ki elinizden disiplini bıraktığınız anda maçın sizden çok uzaklaştığını görürsünüz arkadaşlar. Başarıyı yakalamak istiyorsanız maç esnasında ringin dışında da her zaman disiplinli olmanız gerekiyor. Disiplin yoksa boksta başarı gelmez arkadaşlar. Eğer ki disiplinli olursanız ve ring içerisinde, ringin dışında da bu size başarıyı getirecektir. Bunu inanın arkadaşlar. Şimdilik bu boksörlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu maçı özellikle dikkatlice izlemenizi istiyorum. Bu maçtan siz de analizler çıkartıp boksörlerle ilgili bana yorumlar kısmında açıklamalar yapın. Ben de sizin açıklamalarınızı merak ediyorum. Benim için de zaten takipçilerimin açıklamaları, yorumları önemli. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olup beğeni yapmayı unutmasınlar. Hoşça kalın arkadaşlar.